yıl benim ülkem Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. Onun adına onu hayata geçirdiniz. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemliydi. Barış hayatı boyunca siz çocukları çok sevdiniz. Sizlere bir şey yapmak, sizler için bir şeyler öğretmek hep istedi. Çünkü sizler onun için geleceğe atılan oklardınız. Sene çok ağır şeyler yaşadık. Pek hayata geçiremedik. Ama olsun, sizler onun adına onu hayata geçirdiniz. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba sevgili Selçuklular. Merhaba Selçuk Belediyesi Sanat Akademisi mensupları. Bu güzel etkinlikte bazı fiziki nedenlerden dolayı sizlerle olamadığım için üzgünüm. Ama olsun, sizin böyle bir şey yapmış olduğunuzu bilmek benim kendi adıma Barış Manço adına ve ailesi adına çok çok özel bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerim emeğinize sağlık, sesinize sağlık, emeklerinize sağlık. Bu çok heyecan verici. Bana böyle bir iki tane soru geldi. Barış Manço biliyorsunuz bu sene 80 yaşına basacaktı. Ve onun neredeyse vasiyet olarak koyduğu bir şey vardı. Ben 80 yaşına tekrar sahneye çıkacağım. 2023 eserimi seslendireceğim diye. Bunu hayata geçirmek için çok uğraştık. Bazı olumsuzluklarla malum bu sene çok ağır şeyler yaşadık. Pek hayata geçiremedik. Ama olsun, sizler onun adına onu hayata geçirdiniz. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemliydi. Barış hayatı boyunca siz çocukları çok sevdi. Sizlere bir şey yapmak, sizler için bir şeyler öğretmek hep istedi. Çünkü sizler onun için geleceğe atılan oklardınız. Bunu başardığını tahmin ediyorum. Ve onun karşılığını şu anda aldığını, sizi seyrettiğini biliyorum. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
belgelerini almak üzere sazlarımızı temsil eden Profesör Doktor Devrim Babacan beyefendiyi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ben tek kelimeyle muhteşemdiniz diyeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum çocuklar. Aslında hepinize tek tek çiçek takdim etmeniz gerekiyor ama şefimize, ben hepinizin adına şefimize çiçeğinizi takdim etmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Barış Manço'nun tabii ki hepimizin hayatında çok önemli bir yeri var. Benim de aynı şekilde. Tabii çocukluğumuz Barış Manço'yla geçti. Pazar günleri adam olacak çocuğu iple çekerdik. Ne zaman başlayacak diye. Bazen çocuklar için, şimdiki çocuklar için üzülürüm. Keşke Barış Manço'yu onlar da görebilselerdi, onlar da o zevki tadabilselerdi diye. Ama görüyorum ki çocuklarımız zaten Barış Manço'yu çok güzel bir şekilde yaşatıyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca Barış Manço'nun değerli eşi Lale Manço Hanımefendi'nin çok kıymetli mesajını programdan önce izledik. Ben Lale Manço Hanımefendi'ye de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İlgi alakasından ötürü inşallah Konya'da kendisini ağırlamayı, misafir etmeyi arzu ediyoruz. Konumuzla birlikte o da burada sahnede olur diye arzu ediyorum. Konya'mıza davet ediyorum. Tekrar bütün misafirlerimize bugün bizle beraber oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.